birkaç kişi istediklerini zannettikleri bir şey için yalan söyleyip sonra onu elde etmek için yalan söylemeleri yüzünden hayatta bir şeyler kaybediyor. Az sonra hayattan keyif alın da. Yalan söylemek normal ve beklenen bir şeydir. Bu çok üzücü. Geçenlerde bir bayanı dinliyordum. Yani iki bayan konuşuyordu, ben sadece onları dinliyordum, tanımıyordum. Bayanlardan biri diğeriyle bir adam hakkında konuşuyordu. Adam bazı takıların toptan satıldığı bir yer biliyormuş ve bu bayanın oradan ucuza bir şeyler almasına yardım edecekmiş. Bayan dedi ki, adam bana vergi numarası soracaklarını söyledi ama bana evde unutmuşum gibi bir şey de dedi. Ben de öyle yaptım. Numarayı evde unuttuğumu söyledim ve işe yaradı. Takılarını aldı ama yalan söyledi diye düşündüm. Kaç kişi istediklerini zannettikleri bir şey için yalan söyleyip sonra onu elde etmek için yalan söylemeleri yüzünden hayatta bir şeyler kaybediyor acaba? Tanrı'nın ilkelerine karşı gelip sonra Tanrı'nın bizi bereketlemesini beklemiyoruz. Acaba kaç kişi evden zamanında çıkmadıkları için işe geç kalıyor ama sonra patronları sordu. Trafik çok sıkışıktı, onun için geç kaldım diyor. Tam evden çıkıyordum ki biri aradı, o yüzden geç kaldım. Gerçek şu ki iyi organize olmadın ve geç çıktın. Çünkü bir bahane uydurduktan sonra o sizi bağlıyor. Asla özgür olamazsınız. Yapmanız gerekeni yapmadığınız için. Ve bu yüzden istediğimiz sonucu alamadığımız gerçeğiyle yüzleşinceye kadar özgür olamayız. Anlıyor musunuz beni? Amin. Acaba kaç kişi bir yere gelirken acele içinde oluyor, otoparkta yer bulamıyor ve gidip engelliler için ayrılmış alanlara park ediyor? Sonra vicdanları onları rahatsız ediyor. Çünkü yanlış bir şey yaptıklarını biliyorlar. Ve diyorlar ki ne yapayım, acelem var. Herkes yapıyor. Başka bir bahane daha. Herkes yapıyor. Acelem var. Sorun değil yani. Zaten başkası fark etmiyor. Engelliler için ayrılmış 15 yer var. Onlar için fazla yer ayrılmış. Benim gibi normaller için yeterince yok. Hadi canım yalancı. Yalancı. Kimseye yalancı demiyorum tabii. O sözcüğü şöyle bir ortaya atıyorum sadece. Bu tür şeyler yaptığımızda kendimize ve Tanrı'ya yalan söylemiş oluyoruz. Her bahane uydurduğumuzda Tanrı'ya yalan söylüyoruz. Gülümsemiyorsun. Bazılarınız diyor, ben bugün teselli bulmaya geldim. Bu da teselli edecek ileride. Özdeyişler 6:16. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan, yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Yalan söylemenin listede 2 kez geçmesi bana ilginç geldi. Diğer şeyler 2 kez geçmiyor ama yalan söylemek 2 kez geçiyor. Tanrı'nın sırf nefret etmediği aynı zamanda iğrendiği 7. şey nedir, bunu biliyor musunuz? İnsanlar arasında çekişme yaratan, dedikodu yapan, laf taşıyan, insandan insana gidip çekişme ve çatışma yaratan kişi. İnsandan insana laf taşıyan, çekişme ve çatışma yaratan kişi. Nefret etmekle kalmıyor, iğreniyor. Evet. Bir diğer ayet var bakmanızı istediğim. Bu akşam bakacağımız en önemli ayetlerden biri bu. 2. Korintliler 1:17.
Pavlus diyor ki bunu isterken acaba kararsız mıydım? Biz tüm olayı bilmiyoruz. Ama belli ki Pavlus yolculuğuyla ilgili planlarını değiştirmişti. Bu insanlar Makedonya'ya giderken ziyaret etmek istediğini söylemişti ama bir şey olmuş ki bunu yapamamış. Bu yüzden de suçlanmış ki Pavlus geri yazıyor. Bunu isterken acaba kararsız mıyım ya da benim isteklerim benlikten mi doğuyor ki önce evet evet sonra da hayır hayır diyeyim. Bu harika. Tanrı'nın güvenirliği hakkı için diyorum ki size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Pavlus ne diyor? Diyor ki ben evet dersem güvenebilirsiniz ki evet demek istiyorum. Ve hayır dersem hayırı kastediyorum. Pavlus iki şey söylüyor. Sadece nasıl hissettiğim ve ne düşündüğümle ilgili gerçeği söylemiyorum size. Yapacağımı söylediğim şeyi yapacağıma güvenebilirsiniz. Toplumumuzda bu konuda çok ciddi bir sorunumuz var. İnsanlar bir şey yapacağını söylüyor, sonra yapmıyor. Bu yalan söylemek değil midir sizce? Bu yalan söylemektir. Aa, bana güvenebilirsin, orada olacağım. Kaç kişi bu konferansa sizinle geleceğine dair söz verdi? Hadi söyleyin, kaç kişi geleceğine söz verdi, sonra da vazgeçti? Diyebilirim ki pek azının geçerli bir mazereti vardı. Gelmemeleri için gerçek bir mazeret. Acil bir şey çıktı ki gelemediler. Ama size söyleyeyim ki çoğu gerçekte gelmeyi istemiyordu ve bu yüzden komik bir bahane uydurdular. Çünkü gelmeyi gerçekten istemiyorlardı. Fazla bir çaba gerektirecekti. Ne kadar çok kişi bir şey yapacağını söyleyip de yapmıyor. Bu yanlış. Bu dürüst olmamaktı. Bu çok büyük bir sorun ve yanlış. Şeytana hayatımızda kapı açmaktır bu. Sözümüzde durmamız gerek. Ve evet dediğimizde, evet kasteden, hayır dediğimizde, hayır kasteden insanlar olmalıyız. Bunu alkışlamak çok kolay ama bunun zor olduğunu söyleyeyim size. Çünkü gevşek ağız hastalığına yakalanıyoruz. Bir ara buluşalım, beraber bir şeyler içelim. Evet evet, seni ararım. Burada olmanız sizin için büyük bir sorumluluk çünkü bazı gerçekler duyduğunuza göre bunları yapmanız gerekecek. Bu kadar basit. Birçok kişinin hayatında büyük bir sorunu var ama yangını başlatan küçük bir kıvılcımdır. Yaptığımız o küçük şeyler şeytana büyük kapıları açar. Efesliler 4'te diyor ki, öfkeli bir şekilde yatmayın yoksa iblise fırsat verirsiniz. Kaç kişi öfkeli yatıyor sonra da sorunlarım var diye düşünüyor? Yıllar önce Tanrı dürüstlükle ilgili konuşmaya başladı ve dedi ki, dürüst ve doğru olursanız bu hizmeti bereketleyeceğim. Yapacağınızı söylediğiniz şeyi yapın. Yıllar boyunca biz bu yüce mücadeleyi sürdürdük ve her zaman sözünüzde durmak ve yapacağınızı söylediğiniz şeyi yapmak kolay değildir. Ben hatırlıyorum, 25 kişilik küçük bir gruba öğretiş verme sözüm olurdu. Sonra başka bir fırsat çıkardı, başka bir yerde. 2000 kişilik bir gruba öğretiş verebilecek olurdum. Bunu çok isterdim. Bu benim için çok büyük bir ayartıydı. O küçük yeri arayayım, bir bahane yaratayım ve gitmeyeyim derdim. Ama Tanrı derdi ki bunu yaparsan Mesih'in olmayacak, bu işe yaramayacak, bereketlenmeyeceksin. Yapacağımı söylediğim şeyi yapmasam hayatımda Tanrı'nın bereketi olmayacağına inanıyorum. Ve bazen bunun da bir bedeli vardır. Özdeyişler 15 der ki, doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar ve söz verdiğinizde zor bile olsa bunu yapın. Burada sevgi yolunda yürümekten bahsediyoruz. Bunun sevgiyle ne ilgisi var diyorsunuz? Çok ilgisi var.
Çünkü gerçekten Tanrı'da sevgiyle yürüyorsak, Tanrı'yı seviyorsak, kendimizle gerçekten düzgün bir ilişkimiz olacaksa, kendimize doğruyu söyleyeceğiz. Sizinle oyunlar oynuyorsam, size gerçeği söylemiyorsam, nasıl sizi sevdiğimi söyleyebilirim? Paulus dedi ki, evetim evettir. Yani bana bir şey yapmak isteyip istemediğimi sorduğunuzda, ben size evet dediğimde, ağzımla evet diyeyim, yüreğimden aslında bunu yapmak istemiyorum demiyorum. Bunu yapmıyorum. Gerçeği söylediğinizde karşınızdaki kişinin kızacağını bilmenize rağmen yine de gerçeği söyler misiniz? 2. Korintliler 7'de Paulus mektubunda bir şeyler diyor. Kilisede bir sorun olmuştu ve dedi ki, mektubum sizi üzdüğü için üzgünüm. Yazmaktaki amacım sizi üzmek değil ama diyor ki, önce yazdığım için üzüldüm. Şimdi hiç üzgün değilim çünkü görüyorum ki sizin üzülmeniz sonucunda tövbe gerçekleşmiş. Çalışanlarıma o kadar çok defa bana zor gelen şeyler söyledim ki. İnsanları incitecek, yüzleştirici şeyler. Mesela biliyor musun sen çok örnek bir kişi değilsin. Giyim tarzın çok dağınık. Yaptığın iş düzensiz. Araban dağınık. Pis, içinde bir sürü çöp var. Yeterince uğraşmıyoruz. Bizim iş yerimizde bu olmaz. Ama biliyor musunuz bazıları vazgeçiyor ama devam edenler çabalıyor, gelişiyor. Tanrı onların hayatlarını bereketliyor. Yani insanlarla gerçekten böyle mi konuşuyorsun diyorsunuz. Tabii ki hiç ilişkimin olmadığı birini ofisime çağırıp onunla bu şekilde konuşmuyorum. Uzun zamandır tanıdığımız, birlikte çalıştığımız ama bir şeyleri eksik olan insanlardır bunlar. Bazen dolaylı konuşuyoruz. Bazen bir şey söylerken öyle dolaylı, öyle kibar olmaya çalışıyoruz ki konuşmanın sonunda karşınızdaki ne demeye çalıştığınızı anlamıyor. Bu yüzden konferanslara gelen kişilere diyorum ki söylediğim her şey hoşunuza gitmeyebilir. Ama dediklerimi hatırlayacaksınız abi. En azından akşam eve gidip şöyle demeyeceksiniz. Harikaydı, ne hakkında vaaz verdi? Gerçekten çok derin bir öğretişti. Evet, kesinlikle mesedilmişti. Bazen insanlar mesedilme için illa derin olmak gerek sanıyorlar. Diyeceksiniz ki bana yalan söylemememi söyledi. Bana doğruyu söylemeyi, Tanrı'ya karşı ve kendime karşı başka insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini söyledi. Bunu yaparsam hayatımda olumlu değişiklikler göreceğimi söyledi. Hadi Rab'be övgü sunalım. Gerçeği söylemeye şöyle başlayabilirsiniz. Hatalı olduğunuzda kendinize hatasız olduğunuzu söylemeyin. Mezmur 51'de biliyoruz ki Davut bir yıldır Batşeva ile ilgili kendine yalan söylüyordu. Batşeva ile zinası ve onun kocası Uriya'yı öldürtmesi günahlarıyla yüzleşmemişti. Adam ne düşünüyordu bilmiyorum ama gerçekle yüzleşmiyordu. Tanrı bir peygamber gönderdi onunla yüzleşmesi için. Yetkili insanlarla başımız derde girince ben inanıyorum ki Tanrı aslında bizi önceden uyarmıştır ama dinlememişizdir. Geç kaldığınız için patronunuz size uyarıncaya kadar aslında Tanrı size 50 defa söylemeye çalışmıştır. Ya da bir tutumunuz yüzünden patronunuz size uyarıncaya kadar Tanrı defalarca konuşmuştur. Amin. Tanrı Davut'la kaç defa konuşmaya çalıştı bilmiyorum ama Davut konudan kaçıyordu. Sonra Tanrı bir peygamber aracılığıyla onunla yüzleşti ve sonunda Davut anladı. Ve çok içten gelen bir şekilde tövbe etti. Mezmur 51.3'te diyor ki biliyorum isyanlarımı. Kendimize karşı dürüst olmalıyız öncelikle. Suçluyken suçsuz olduğunuzu söylemeyin. Bunlar yalanla doldurulmuş sebeplerdir sadece. Gerçekten neyi isteyip istemediğinizi, neyi sevip sevmediğinizi, neye muhtaç olup olmadığınızı bilemeyecek kadar çok mu yalan söylediniz kendinize ve başkalarına? Bazen bende bir şey vardır ya da bir şey yiyorum ve diyorum ki birine sen de ister misin? Yok sağ ol diyor.
Ama biliyorum ki istiyor. İstediği belli ama sonra oynamak gibi. Yok gerçekten lütfen buyur al hadi. Aa tamam madem ısrar ediyorsun. Ha. Vermeye razı değilsen bana istiyor musun diye sorma. Çünkü istiyorsam alacağım. Dave der ki bazen beni bile şaşırtıyorsun. Bir akşam iyi tanımadığımız bir önderle yemek yiyorduk. Çok güzel patates kızartması yiyordu. Patates kızartmalarından ondalık alsam olur mu diye sordu. Bunu yapıyoruz ama birisi biraz ister misin diyor o yosa. Ama içinizden ne olur bir daha sor. Hadi ısrar et diyorsun. İsterim desek ne olur sanki bütün o saçma ısrar oyunundan kurtuluruz. Sizi bilmiyorum ama ben iyi vakit geçiriyorum. Oyun oynuyoruz. Aa yok bir şeye ihtiyacım yok. Aa yok benim için bir şey yapman gerek. Hiçbir şey istemiyorum sorun değil. Oysa gerçekte neden kimse benim için bir şey yapmıyor acaba? Çoğu insan ihtiyaçları konusunda bile gerçekçi değil. Kendilerine karşı bile dürüst olmuyorlar. Bir şeylerin değişmesi için geçinilmesi zor bir insan olduğumu kabul etmeliydim. Stresten kurtulabilmek için dengeden çıktığımı ve tam bir işkolik olduğumu kabul etmeliydim. Sonra sinir bozukluğum için hayatı ve başkalarını suçlamayı kesmeliydim. Kendi programımı yapıyordum. Kendi stresimi yaratıyordum. Bunun başkalarıyla bir ilgisi yoktu gerçekte. Sorun kendimdi. Şu an burada olan ya da televizyon başında izleyen pek çok kişi devamlı stresli bir durumda. Bunun için programınızı suçluyorsunuz, trafiği suçluyorsunuz, çocuklarınızı suçluyorsunuz. Rab bana ne dedi biliyor musunuz? Kusura bakma Joyce ama programını sen yapıyorsun. Gerçekte hayır demek istediğimiz bazı şeylere hayır desek ve her şeye evet deyip içimizden programıma tek bir şey bile ekleyemem diye düşünmek bizi yormaz mı aslında? Söyleyin lütfen. Onları kızdırmak istemiyorum. Onları incitmek istemiyorum. Yalan söylemekle onlara doğruyu söylemekle vereceğin zarardan fazlasını veriyorsun. Size gerçeği sevgide söylemem. Sizin için bir sürü şeyi nefret ederek yapmamdan çok daha iyi değil midir acaba? Gerçeği sevgide söylediğim zaman hayır deme özgürlüğüm var. Ama çoğunuzda yok. Devamlı evet diyorsunuz ama içinizden yüreğiniz hayır diye bağırıyor. Hayır, hayır. Pavlus'u hatırlayın. Evet dediğimi duyuyorsanız bu gerçek bir evet. Hayır duyuyorsanız bu gerçek bir hayır. İnsanlar evet duymak istediklerinde hayır duymak hoşlarına gitmeyecek. Ruhsal açıdan olgun kişiler ve gerçekten arkadaşınız olan kişiler hayır demenize izin verecek ve size kızmayacaktır. Çünkü sizi gerçekten sevenler sizi özgür kılar. Olduğunuz kişi olabilmek için sizi özgür kılar ve size yardım ederler. Dave ve benim aramda büyük sorunlar olduğu zamanı hatırlıyorum. Sebep çoğunlukla bendim. Her şeyi kontrol etmek istiyordum. Özgüvenim yoktu. İnsanların beni sevdiğini kanıtlamalarını istiyordum. Özgüveni olmayan insanlar ilişki kurması en zor insanlardır. Çünkü onlara karşı dürüst olmak zordur. Doğru değil mi? Evet biz bu konferanslardan eve dönerdik. Sonra Dave dışarı çıkmak isterdi. Golf toplarına vurmayı sever. Bu onun hoşuna gider. Bu şekilde deşarj oluyor işte. Ben de ona çok kızardım ve düşünürdüm ki senin için iyi hoş. Ben bütün hafta sonu çalıştım. Sen oturdun, dinlendin. Şimdi eve geldik ve sen eğlenmeye gideceksin. Beni tek başıma bırakacaksın. Böyle şey olur mu yani? Onun da farklı bir şekilde de olsa çalıştığını anlamıyordum. Her hafta sonu aynı şeyi defalarca dinlemek çok zor bir iş. Tabii ki eve geldiğinde yorgun olacak. Bu çok doğal. Öyle olması normal. Amin. Eve gittiğinizde yorgun olacaksınız. Oysa tek yaptığınız hafta sonu boyunca oturup dinlenmek.
Ben de yorgun olacağım ama farklı şekillerde yorgun olacağız. Eve döndüğümüzde golf oynamak istediğinde ya da bir yerlere gitmek istediğinde o kadar kızardım. Hayır hayır, robotu yapmayacağım, olmaz. Bencillik sevgi değildir. Ben de hep ya ben derdim. Ama bunu demekle Dave'i sevmiyordum. Dave'in beni sevmesini istiyordum ama onu sevmiyordum. İhtiyaçları ve ne istediği konusunda bana karşı dürüst olmasına izin vermiyordum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyordum. Dürüst olacaksak başkalarının da dürüst olmasına izin vermeliyiz. Artık öyle bir noktaya geldim ki, bir konferanstan döndüğümüzde Dave üstünü değiştirip dışarı çıkıyor ve benim keyfim gayet yerinde. We'll be right back.